Denizli'nin Eziler köyünde bir beden eğitimi öğretmeni olan Suat'ın hikayesini bilmem hiç daha önceden duymuş muydunuz? Suat Arı 2016 yılında atandığı Eziler'de çim hokeyi başta olmak üzere 14 farklı branşta tüm köye lisanslı olarak spor yaptırıyor. Kız ve erkek takımlarıyla ulusal derecelere de imza atıyorlar. Suat Bey şu anda karşımızda. Suat Bey, bir kendinizi betimleyerek başlarsanız çok sevinirim yayınımıza. Merhabalar Cüneyt Bey, hoş bulduk. Ben Deniz'de, şu anda evimin salonunda, hemen arka tarafında küçük bir kitaplık ve sol tarafında dünya ünlü tenisçi Roger Federer'in posterinin hemen ön tarafında. 37 yaşında, siyah saçlı, renkli gözlü, hafif kirli sakallı, bisiklet deka, mavi tişörtlü, ülkemizin değişik bölgelerinde görev yapmış, mesleğine aşık bir beden eğitim öğretmeniyim. Bu köyde herkes sporcu projesini başlatmışsınız. Nasıl başladı bu? 2016 yılında tayinim dolayısıyla tanıştım Eziler Köyü ile. Yani göreve başladığım zamanlarda yaşadığım manzara karşısında şaşkınlık içerisinde kaldım. Hayatlarında hiç spor yapmamış öğrenciler, spora karşı önyargılı veliler ve köyde spor yapılabilecek bir alanın olmaması. Yani bir beden eğitimi öğretmeni için Cüneyt Bey, şartlar ne kadar zor olabilirse o kadar zordu. Sonra kendi kendime düşündüm. Dedim ki demek ki yani bu durum, belki de bu şartlar da şimdiye kadar bu köye bir spor erinin değmemiş olması. Yani öğretmen olmaya karar verdiğim zamanlarda sürekli hayalini kurduğum spor ile bir köyün kaderini değiştirmenin tam fırsatıydı aslında benim için. Peki tam olarak ne yapıyorsunuz şimdi? Mesela bu tesisi siz mi yaptırdınız? Nasıl yaptırdınız? Müthiş bir hikayeniz var. Bu Çetin Altan'ın bir hayali vardı işte. Köylerde bir gün tenis oynanır mı, oynanmaz mı diye. Siz maşallah golf mi getirdiniz? Tenis zaten oynuyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Neler yapıyorsunuz, anlatır mısınız? Cüneyt Bey, ilgi, alaka ve yeteneklerine göre malzemesine ulaşabildiğim tüm branşları öğretmeye çalıştım. Ama bu branşları öğretirken popüler branşların aksine rugby, softball, beyzbol, korfbol, tenis, golf, çim hokeyi gibi, handball gibi böyle spesifik, sıra dışı branşları seçmeye özen gösterdim. Yani öğrencilerim antrenmanlara gelebilsin diye tek tek velilerimizin evlerine, çalıştığı tarlalarına gittim. Yani en sıkıntılı, en böyle zorluk yaşadığım dönemlerdi diyebilirim. Bu şeyle alakalı da, tesisle alakalı da ben okula geldikten bir sene sonra Büyükşehir Belediyesi yaptığımız görüşmeler sonucunda yaklaşık bir 4 sene önce söz verilen tesisi okulumuza yani 1-1,5 yıl içerisinde kazandırdık. Bu şekilde çalışmalarımızı burada yapmaya devam ediyoruz. Aileler ve öğrencilerden nasıl tepkiler aldınız? Aileler ve öğrencilerden yani ilk zamanlarda tabii ki spora karşı özellikle kız çocuklarla kız çocuklarla spor yapmasına karşı inanılmaz önyargılı veliler ve köy halkı. Bu zaman yani benim için biraz daha zorlandığım dönemlerdi az önce de bahsettiğim gibi. Geri dönüşleri şu şekilde yani yakaladığımız başarılar ile çocuklardaki değişimi fark eden veliler yani 4. yılın sonunda veliler sürece daha çok dahil olmaya başladı. Sürece daha çok dahil olunca 4. yılın sonunda tüm köy spor yapar hale gelmişti. Yani köydeki aidiyet duygusu o kadar gelişti ki başkanı ve üyeleri köyden olan resmi bir spor kulübü kurduk. Yani köydeki herkes antrenmanları izlemeye geliyor. Ya çocuklarıyla beraber zaman zaman yarışıyorlar, antrenmanlara katılıyorlar ve benim için çok önemli bir olgu var. Özellikle geçen sene Bolu'da maçlardan döndükten sonra il dışına gittiğimiz turnuva dönüşünde bizi gece saat 12'de köyün girişinde davul, zurna ve havai fişeklerle karşıladılar. Benim almış olduğum yani önemli, en iyi geri dönüklerden bir tanesi buydu. Peki hayaliniz ne? Ne düşünüyorsunuz bundan sonra? Şunu şöyle bir şey de yapsam dediğiniz bir şey var mı? Hayalim şöyle, ben bu köye geldiğimde bu köyden çok çok değişik farklı branşlarda değişik başarılar yakalayacağımı düşünmüştüm. Bu kısa vadeli hayalimdi. Bu şekilde bunları yakaladık. Yani çeşitli Türkiye dereceleri, sayısız şampiyonluk dereceler falan aldık çocuklarımızla beraber. Şimdi bir hayalim daha var. 3 tane milli takım gelişim kampına sporcu olduk. Hatta şu anda 2 tane sporcumuz. Hokey milli takım Osmaniye'de şu anda kampta bulunuyor. Yani ben kendi yaptığımız, kendi köyümüzde yaptığımız spor olgusunu, geliştirdiğimiz spor kültürünü yani çevre köylere de yerleştirip Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek istiyorum Cüneyt Bey. Köy olimpiyatlarını yapmak istiyorum. Yani köyden milli takıma kadar uzanan bir yol. Neden olimpiyatlara erişmesin ki? Müthiş. Suat Bey, bir kişinin nasıl büyük farklar yaratabileceğini bizzat yaşatarak ve yaşayarak göstermişsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Umarım hayalinize ulaşırsınız. Sağ olun.
Ben çok teşekkür ederim.